kalp ve damar cerrahı operatörü, operatör doktor Fatih Gökalp konuğum. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok iyi, teşekkür. Siz dedi, bitirdi beni. Arkadaşım diyorum, siz diyor bana sen diyebilirsin yayında, hiçbir tamam. Sorun ya. Tamam, olur. Her şey yolunda mı? Hayat güzel mi? Vallahi gayet iyi gidiyor. Keyifli. Bir yaşasın. Sıkıntı yok. Evet. Ben genel olarak tüm konuklarıma soruyorum bunu. Yani önemli olan, çünkü mutlu muyuz? Gerisi hallolur diye, evet, düşünüyorum. Ben yani bu arada saçımı da bir düzelteyim bakayım ne oldu. Sevgili seyirciler, bu saç baş çok zor iş gerçekten. Varis konuşacağız. Evet. Varis çok sık rastlanılan bir şey. Çok sık rastlanılıyor. Neden? Şöyle özetleyeyim. Derler ki yaşayan 3 kişiden birisi Çinli, ikisi varisli. Yani şunu demeye çalışıyorum. %60'lara varan düzeyde çeşitli evrelerde sıklıkta görülen yaygın bir rahatsızlık. Şimdi o zaman şöyle mi gitmek lazım? Varis nedir? Önce bir onu konuşalım. Varis, varis tanım olarak bacaklarımızda ya da toplar damarlarımızdaki kıvrıntılı ve işlev göremeyen bir duruma tanımladığımız bir durum. Çeşitli yerlerde olabilir ama tabii ki en çok bacaklarda görülür. Evet. Yani kolda da varis olur, genital varisler olur. Fakat yaşam tarzıyla ilgili olarak, yani hastalığın mekanizması gereği en çok bacaklarda görüyoruz. Ben hep varisi şey diyebiliyorum, uzun süre ayakta duranların rahatsızlığı. Doğru bir tespit bu. Doğru. Yani ayaklarıma kara sular indi yani diyoruz ya. Yani öğretmen hastalığı mesela, ya doktor, da cerrah hastalığı gibi asker, sanki. Doktor, öğretmen, asker, polis hastalığı derler. Yani ayaklarıma kara sular indi yorgunluktan diyoruz ya. Evet. Onun tıp dilindeki adı desek yanlış olmaz aslında. Bu da mekanizmasıyla ilgili hastalığın. Yani toplar damarlarda şöyle bir taşınma, pasif bir taşınma söz konusu. Atar damar dolaşımından farklı olarak atar damarlarda kalbin itici gücü mevcut. Yani tamam, en uçlara bile kanı ulaştıran. Ama toplar damarlarda kalp aynı derecede çekici bir etki yapmıyor. Pasif bir taşıma. Yani bu bacaklarımızdaki kas hareketleriyle kan yukarı kalbe doğru taşınıyor. Tamam. O yüzden uzun süre ayakta kaldığımızda ya da hiç hareket etmiyorsak, bu kasın pompa fonksiyonu dediğimiz şey yeterince işlev göremediği için yukarı çıkması gereken kan aşağıda birikiyor, gölleniyor ve damarların şeklini bozuyor ve varis hastalığına yol açıyor. Şimdi tabii daha çok kadınlarda görebiliyoruz biz onu, elbise giydiğimiz için, etek giydiğimiz için hemen bacakta görünüyor. Nereden anlıyoruz biz gördüğümüz, varis zannettiğimiz şey varis mi değil mi? Daha mesela incecik olabiliyor, dışarıda damar olan oluyor. Daha böyle daha hani geniş bölgede görülebiliyor. Bunların hepsi varis mi, çeşitleri mi var yoksa? Şimdi çeşitleri var. Bunun bilimsel bir sınıflaması var aslında. Yani tamam, basit kılcal retiküler dediğimiz kılcal örümcek ağı damarlardan tutun da böyle aktif yara olmuş, aktif ülser, yaş ülser dediğimiz durumlara kadar çeşitli evrelerde görülebilir. Tamam. Ama her gördüğümüz vücutta damara varis demek yanlış. Hepsini tedavi etmek de yanlış. Burada altında bu toplar damarda basıncın artmış olduğunu tespit etmek lazım. Veya bu toplar damardaki içerideki yapının bozulduğunu tespit etmek lazım. Hmm. Bunu da çok basit bir ultrason tetkikiyle anlayabiliyoruz biz. Nasıl? Hangi damarda? Ya Doppler ultrason dediğimiz bacakların toplar damarlarına çekilen bir ultrasonla hangi damarda, hangi seviyede bir problem var, bunu tespit ediyoruz. Yani ne yapıyorum? Ben diyelim işte bacağımda bir damar gördüm. Bu varis mi değil mi anlamak için kime gidiyorum? Kalp damar cerrahına kalp gidiyorsunuz. Kalp damar cerrahına gidiyorum. Uzanıyorum, bir alet var elimde. O evet, aleti bacağımın üstüne dolaştırırken ekranda damarlarımı mı görüyor? Evet, damarları yüzeyel ve aynı zamanda hastalığın sebebi olabilecek derin damarları da görüntüler o cihaz. Çünkü tamam, bacakla toplar damar sistemi yüzeyel ve derin sistem olarak iki şekilde anlatılabilir. Tamam. Bizim varisle ilgili önerilerimiz, ilaçlar veya ameliyatlarımız veya kozmetik uygulamalarımız hep yüzeyel sistemle ilgilidir. Hmm. Derin sisteme pek dokunmayız. Yani neredeyse hiç dokunmayız. Derin sistem dediğin bir de varisin içeride derin bir toplar olayı damarlar var dediğimiz damarlar vardır. Bu yüzeyel ve derin sistem bir noktada
kasık bölgesinde birleşir. Burada da kanın yukarı çıkışını kolaylaştırıcı, geri aşağı kaçmasını önleyici bir kapakçık sistemi var. Bu kapakçık sistemindeki bozukluğa bağlı, bu hiçbir sebepsiz olabileceği gibi, genetik sebebiyle olabileceği gibi, mesela kadınlarda dediniz gebelik sebebiyle de olabilir, hamilelik nedeniyle de olabilir. Tamam. Yani çok basit, bu akan bir su borusu gibi düşünün. Bacağınızı yukarı kaldırdığınızda yukarı kalbe doğru kan daha kolay akıyor. Evet. Mesela çok gebelik yapmış kadınlarda bebek bastığı için bu dolaşımı bozuyor ve kan aşağıda gölleniyor, varise yol açıyor. Hmm. Ama bu olmasa bile, yani anne de varsa varis %30, baba da varsa bir %30 daha, yani genetik bir geçişi de genetik söz konusu. Genetik kodu var mı? Evet, %50-60'lara kadar genetik görülebilir anne ve babada da varsa varis. Ama onun dışında yaşam tarzıyla, çalışma koşullarıyla ilgili olarak da çok uzun süre ayakta kalanlarda, kilosu çok fazla olanlarda, aktif, yani sedanter yaşam dediğimiz daha... O ne demek? Yani çok fizik tedavi, egzersiz yapmayan, kilosuna dikkat etmeyen, beslenmesine dikkat etmeyen, yani yaşam tarzı değişikliklerine uymayan hastalarda daha sık görülüyor. Peki şimdi hızlıca böyle birkaç soru geliyor aklıma, unutmadan onları soracağım. Yaş sınırı var mı variste? İleri yaşlarda tabii yaş her şey, her hastalık için bir risk olduğu gibi bunun için de bir yani risk. Erken yaşlarda varis görüyor muyuz hiç? Görüyoruz. 13 yaşında, 12 yaşında bir çocukta ya da 18 yaşında bir çocukta görüyor muyuz? Nadir de olsa görülür. Hı hı. Fakat daha genç yaşta hastalar aktif şikayetten çok kozmetik kaygılarla bize gelirler. Evet. Yani görüntü çirkin, hoşlanmıyorum. O, o sebeple gelirler. Onun için geliyor. Peki tıbben çok riskli bir hastalık mıdır varis? Tehlikeli midir? Hayır. Ama çok ileri evre, yani çok takipsiz kalırsa, tedavi görmezse, operasyon gerekiyorsa, operasyonu erteler, kaçınırsa ve doktorun önerilerine uymazsa, biraz önce bahsettiğim yaşam tarzı değişiklikleri, işte varis çorapları, bir takım ilaçlar, kiloya dikkat etmek, hı hı, gibi, ilerleyen safhalarda varisin kendi ölümcül bir hastalığa dönüşmez ama can sıkan bir hastalığa dönüşebilir. Hı. Aktif ülserleşebilir ve bu yaralar çok zor kapanır. Çünkü buradaki basıncı azaltmadığınız sürece yara, tabiri caizse, alttan o basınçla hep eslenir. Yani kapanmayan yaralara yol açabilir. Oo. Ama bununla bağlantılı ya da bağlantısız, eğer derin damarlarda da bir problem var ve aynı özensizliği orada da gösterirse hasta, burada pıhtı oluşumuna bir meyil olabilir. Aa, bu derin tehlikeli. Derin ven trombozu dediğimiz bir şey. O tehlikeli bir durumdur. Evet. Ama gördüğümüz vakaların %90'ı hayati tehlike arz etmeyen, daha çok gündelik yaşamda konforu bozan ya da estetik problem yaratan hastalıklar, %90'ı bu şekilde hastalar. Tedavi tarafına geçelim mi Fatih? Yani tabii bir sürü çeşidini konuştuk ama hani en hafifinden başlayalım istersen. Estetik kaygıyla geliyorlar dediğin noktada mesela. Estetik bir kaygıyla geldi. Çok da öyle hani var gibi de ama yok gibi de, başlangıç ama devamı da gelebilir gibi bir şey de, ne oluyor? Şimdi varis hastası bize iki şekilde geliyor. Birincisi bacak ağrıları. Tamam. Yani beraberinde yanma, kaşıntı, şişlik, işte bacakta bir yük taşıyormuş hissi, sabah giydiğim ayakkabı akşam ayağıma olmuyor der mesela. Tamam. Ama ağrı neredeyse hepsinde ortak. Hmm. Bacak ağrıları çok yaygın. Hmm. Bu hastalarda ayrıcı tanıyı yapmak önemli. Çünkü kişi bacağına baktığı zaman yüzeyel kılcal bir damarı görüyor ve ağrısının sebebinin bu olduğunu düşünüyor. Tamam. Ama aynı hastada bel fıtığı, siyatik tarz veya romatizmal bir hastalık da çıkabiliyor. E tabii gördüğü şeyi zannedip başka bulgular bulabiliyor. Aynen böyle oluyor. Bu yüzden tedavi ederken ayırıcı tanıyı yapmak önemli. Yani her gördüğümüz damarı hemen yok etmeye çalışmamalıyız. Hmm. Diğer önemli bir kısım hasta ise kozmetik sebeplerle geliyor. Bunlar işte kadın hastalar oluyor. Evet. Bu kılcal ya da retiküler dediğimiz belli çapta küçük ince damarlarla geliyorlar. Bu hasta grubunda genelde ağrı, sızı, yanma pek olmuyor. Hmm. Ama yine de kozmetik bir müdahale yaparken biz bu hastalara, skleroterapi dediğimiz, işte köpük tedavisi denilen. Ha,
kötü. Şimdi ne oluyor? Skleroterapi şu, incecik bir iğneyle, yani botoks iğnesinden bile ince, insülin iğnesinden bile ince bir iğneyle. Oo, bayağı ince. Evet, lokal anestezi olmadan, herhangi çok büyük bir hazırlık olmadan uygunsa damar, mevcut damarın içine özel bir ilaçla girilip damar yapıştırılır. Bunun adı skleroterapidir. Bir tane ilacı var, bunu havayla karıştırırsanız köpürür. Buna da köpük tedavisi denilir. Yapılan iş ve teknik aslında aynıdır. Eskiden 1 ila 4 milimetre çapında retiküler varislere uygun bir tedavi ya da kozmetik bir müdahale derken bu artık daha büyük çapta, daha büyük hani pake deriz biz, parmak kadar olmuş damarlara bile uygunsa, altta yatan başka bir sebep yoksa bu tedavili çok kısa bir sürede sonuç alabiliyoruz. Anında damarları kaybedebiliyoruz. Ama tekrar ediyor mu mesela? Tekrar eder mi? Tekrar etmesi birçok faktöre bağlı. Şöyle bir şey, şimdi sizin safra kesenizde bir problem olsa ve bir genel cerrah bu safra kesenizi ameliyatla alsa, tamam, 6 yıl sonra vücut yeniden bir safra kesesi üretmez. Ama biz damar cerrahları biliyoruz ki damar, özellikle atar damarlar, elimizle tuttuğumuz zaman kasılıp gevşeyen, uzalan, kısalan, bir takım hormonlar salgılayan, kesilse bile kendi ucunu pıhtılaştırıp kanamasını durduran aktif organlar. Tamam. O nedenle diğer estetik tedaviler gibi düşünülse de damar başlı başına böyle bir organ olmadığı için tekrarlama ihtimali var. Tedaviden sonra hastanın tedaviye aktif katılımının gerektiği bir durum. Yani biz varisi ameliyatla veya skleroterapiyle 10 dakikada çözdük. Tamam. Hasta eğer tekrar gebe kalmaya devam edecek, kilosuna dikkat etmeyecek, uzun süre ayakta, yani yaşam tarzı değişikliklerini yapmayacak, varis çorabı giymeyecek ise tekrarlama ihtimali her zaman var. Ama literatürde %5 ila 15 oranında tekrarlama ihtimali var. Dediğim gibi damar aktif bir organ olduğu için, yani kendini geliştiren, yan kollar üreten bir organ. O yüzden tek sefer de çözülür, çok kolay çözülür ama sonrasında tekrarlamaması için hastanın tedaviye aktif katılımı gerekiyor. Genetik bir kodun olduğuna eminsen, babanda, annende varsa, önceden varis çorabı kullanmak, olabilir, kiloya dikkat etmek, çok daha iyi, az hassasiyet göstermek, ayakta durmakla alakalı, evet, falan. Önleyici şeyler, tedbirler kesinlikle midir? Kesinlikle önleyici şeyler. Biz de uzun süren ameliyatlara gireceğimiz zaman, yani bende varis hastalığı yok ama önleyici olarak varis çorabı giyip giriyorum. Ben de valla programı ortağıma başlattım. Bu programdan yani sonra kesin, siz yani doktorlar bir kendinize iyi bakmıyorsunuz. Yani gerçekten. Evet, doğru. Onur'a ben böyle bayağı kavga dövüş, yani o varis çorabı giyilecek diyor. 12 saat ayaktaydım, ameliyat yaptım. Çok evet, bravo, tebrik ederim de kendine ne yaptın yani? Evet. Çok önemli. Ama varis çorabını önermemize rağmen hastaların bu konuda tedaviye uyumu biraz düşük. Bir şekilde sıkılıyorlar, bunalıyorlar, girmek istemiyorlar. Bunun içinde tabii yanlış çorap tercihleri var. Mutlaka. Klasik işte Almanya'dan diyor, bir akrabam getirdi, ona çok iyi gelmiş. Ama bu bacak ölçüsüne göre, herkesin bacağı damar yapısı aynı olmadığı için uygun çorap giymek kesinlikle önleyici. Fakat oluşmuş kılcal damarları ya da o mavi yeşil gözüken damarları gidermez. Daha kötü olmasını engeller. Evet. Onun yani için tekrar, tedbir ya da evet, var olanı hafifletmek ama tabii ki hemen bir uzmana gidip tedaviye başlamak. Evet. Çünkü eğer evet, bir kere oluşmuşsa, olmaması gereken yerdeki bir damarsa, gözükmemesi gereken yerde gözüküyorsa artık buna müdahale, evet, skleroterapi yapmak gerekir. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Rica ederim, çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz.